Bazı arkadaşlarım var işte her gün görüştüğüm, konuştuğum. Diyor mesela daha dün bir arkadaşla görüşüyoruz. Ya sen nasıl diyor çocukları 9'da yatırıyorsun, ben bir türlü yatıramıyorum. Aslında erken yatmanın en temel sağlayıcısı erken kalkmaktır. Çocuğunuzu kaldırın saat 6'da, bir bakın bakalım 9'u görebiliyor mu bir Görebiliyor mu? daha? Aynen öyle, evet. Yetişkin için bile böyle bana çok sorulur, biliyorsun Hatice Hanım nasıl erken kalkıyorsunuz? Erken yatıyorum. Yani gece 12'de 1'de yatıp 5'te kalkmak. Hani bir iki yaparsın. Hani acil işin vardır ama sürdüremezsin Fıtratta ne bunu. diyor? Genelde yapılan çalışmalarda 22.06. Yani gün dönümleri, yaz, kış bu değişebilir. Ama 22.06 genelde yatsı namazının hemen sonraları ile günün ilk doğan Adı üstünde dakikaları. işte yatsı. Tamam. Kıl yat. Aynen öyle. 22.06. Kıl Yani 22.30'da mesela benim telefonum çaldığı zaman ya işte sabahleyin geri dönüyorum çünkü. Çünkü bizim evde olay bitmiş oluyor yat. 22.30'da. Arkadaşlar diyorlar, çok ilginç şeyler söylüyorlar yani. Evet. Ama olması gerekli olanı bu Öyle yani. niye kendimizi hırpalayalım ki? Ama bak o Yaşlanmazsın arkadaşlar... bir. Bak yaşlanmazsın bir. Öyle. Yaşlanmazsın yani. Hayır. Genelde derler bana hep yıllardır Hormonlardan aynı tam duruyorsun diye. kapasite Allah'a şükür deriz. faydalanabiliyorsun çünkü, değil mi? İkincisi dinç olma. Üçüncüsü de Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu fıtrat planına göre yaşama Ben sana bir şey gerçekleşiyor. söyleyeyim. Sabah namazına kalkmak. Ve sonrasında yatmama. Yani. Biz hani teheccüd falan çok ideal kalıyor pek çoğumuz için, değil mi? Ya Ufak sabah bebeği namazına olan için kalkmak. teheccüd normal bir şey Hayır, aslında. sabah namazına kalkabilmek için de erken yatman gerekiyor. Aynen Yoksa öyle. ha belki kalkarsın o sorumluluk bilinciyle ama böyle gözünü ovuştura ovuştura kıldığın namazdan ne hani o saatte uyanabilmek için erken yatman gerekiyor. Dedin ya arkadaşlar bana takılıyor diye. Şimdi bak o arkadaşların pek çoğu neyi kaçırıyorlar? Erken kalkmak sadece erken uyanmakla ilgili bir şey değil. Mesela ailece bir kahvaltı getirir erken kalkmak. Evet. Yani bazen eş dostla konuşurken ya sabah yok nasıl kalkıp pankek yapıyorsun? Nasıl işte yumurtalı ekmek yapıyorsun, şunu yapıyor. Erken kalkarsan hepsine o kadar vakit kalıyor ki. Yani sadece buzdolabındaki peynirini, zeytirini çıkarıp koymaya değil, işte belki bir hamur mayalayıp bir poğaçanı yapmaya, bir böreğini yapmaya, neyse artık kahvaltıya ne koyacaksan onu yapmaya vaktin oluyor. Bizim anneanne babaannelerimizin de yaptığı şey buydu aslında. Evet. Değil mi? O zamanlar çok bereketli diyorduk çünkü gün erken başlıyorlar. Dolayısıyla çocuğumuzu erken yatıracağız, erken kaldıracağız. Bu Bunu bir bir. sistem olarak oturtalım. Bazı anneler bak şu yanılgıya düşüyor. Diyor ki benim çocuğum öğlenci. Uyusun. Uyumasın. Değil. Bu sadece okulla ilgili bir şey değil. Günün bereketinden faydalanabilmek için ailece güne erken başlamak bence hayatın mottolarından biri Şu olmalı. soruyu sorayım. Biz kendi evimizde de yaşıyoruz mesela. Fıtrat da değişik bir şey. Mesela Enes bugün bile işte sabah 5'te kalkıyor ve günü akşama 9.30'da çok böyle standart olarak çok fıtrata uygun yaşıyor. Eymen erken de yatsa geç kalkmak istiyor, geç de yatsa geç kalkıyor. Mesela Uykuya Eymen de daha sabah kalkma durumu o kadar aktif değil. Meva'yı daha göreceğiz inşallah. Dolayısıyla eğer çocuğun fıtratında böyle bir yatkınlık varsa da mı yine bu uyumasın, kalksın erken? şimdi ama ne yapıyoruz biz Eymen'de? Kalkmıyor mu yine kahvaltıya? Kalkıyor. Onun o saatte kalkabilmesi için olabildiğince onu erken yatırıyoruz. Yani mesela uykuya daha az düşkün çocuğumuza biraz daha zaman konusunda esnek davranabilirken, çünkü o uykusunu alıyor ve uyku ona yetiyor, bunu görüyorsun. Uyku ona yetmediğini gördüğün çocuğun saatini daha erkene çekip yine sabah o ailenin bir arada olma saatinde kaldırıyorsun. Ha abisi 5'te kalkıyor, onu 5'te kaldırmıyoruz tabii. O da Tamam. kalkıyor 7'de, 7.30'da diyelim ki. Ama yine güne erken ve ailesiyle kahvaltıya oturacak saatte kalkmış oluyor. Yani bu planlamayı yapmak bence önemli Önemli. değil.